Namazda Kur'an okumakla ilgili ikinci dersimizi yapıyoruz. Biliyorsunuz bundan önceki derste genel bir giriş yapmıştık, kelimeler üzerinde durmuştuk. Bugün de yine o genel girişe katkısı olacak birkaç kelime söylemek istiyorum. Namazda kıraat konusunda zikir kelimesinin öne çıktığını görmüştük. Taha suresinin 14. ayetinde Allah-u Teala Musa aleyhisselama اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ namazı benim zikrim için kıl diyordu. Yine bizim için de aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. İşte Bakara 239'da فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا eğer korkar, hatta 38'de açıkça namazdan bahsediyor. Hafizu alassalavati ve salatil vusta, namazlara aman dikkat edin, bilhassa orta namaza. Ve kumu lillahi kanitin, bir de Allah için itaatkar kişiler olarak dik durun. Feyin hiftum, burada tabi namazlar ve orta namaz deyince namazlar en az 3 ediyor. Ona bir de orta, bir tane de ilave edince 4. 4'ün ortası yok. 4'ten sonra ortası olan ilk rakam ya da 3'ten sonra ortası olan ilk rakam 5 olduğu için bu ayet namazların en az 5 olması gerektiğini açıkça gösteriyor. Ondan sonraki ayette diyor ki فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْرُكْبَانَ eğer korkarsanız yürüyerek ve binili olarak namazınızı kılın. فَاِذَا اَمِنْتُمْ güvene kavuştuğunuz zaman فَذْكُرُ اللّٰهَ Allah'ı zikredin. كَمَا عَلَّمَكُمْ size öğrettiği gibi zikredin. مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi namazınızı kılın. Allah'ı zikredin. Şimdi burada namaz kılın yerine فَذْكُرُ اللّٰهَ denmiş olması çok önemli. Tıpkı Musa aleyhisselam'a اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ demesinin tekrarı mahiyetindedir. فَذْكُرُ اللّٰهَ Allah'ı zikredin. Şimdi Allah'ı zikredin kelimesi bu işin temelinde oluyor. Hatta işte Nisa suresi 103. ayetinde de فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ diyor. Namaz kıldığınız zaman ayakta, yanların üzerinde ve otururken Allah'ı zikredin diyor. Bu Allah'ı zikredin kelimesi öne çıkıyor ve hadis-i şerifte de اَصَّلَاتُ جَامِعَةٌ لِأَقْسَامِ الذِّكْرِ namaz zikrin bütün çeşitlerini içine alır sözüyle tam bir Kur'an sünnet bütünlüğü ortaya çıkmış oluyor. Geçen hafta öne çıkan hususlardan bir tanesi şuydu. Acaba zikir nedir? Anlamadan Kur'an okuyan kişi de zikirde bulunmuş olur mu? Yani ne dediğini bilmeyen kişi zikirde bulunmuş olur mu? Bugün onunla alakalı birkaç ayet daha okuduktan sonra arkadaşlarımız kendi araştırdıkları mezhepler bağlamında konuyu anlatacaklar. İsra suresinin 41. ayetinde Allah-u Teala şöyle diyor. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِهَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا bu Kur'an'da değişik şekillerde meseleleri anlattık. Yani şimdi Arapçada bir sarf dedikleri bir ilim dalı vardır. Bir kökü alırlar.
o kökün ana kelimelerini koruyan değişik kelimeler üretirler. İşte nasran mastardır. Nasara dediğiniz zaman mazi olur. Yansur dediğiniz zaman muzari olur. Hep aynı kelimeleri içerir. Sarrafına da böyle, yani bir konuyu değişik açılardan Kur'an-ı Kerim'de anlattık ki liyezzekkaru, bunu tezekkür etsinler. Şimdi anlamayan bir adam, Arapçayı bilmeyen, okuduğunu anlamayan bir adam bir konunun değişik açılardan Kur'an'da tekrarlandığını anlayabilir mi? Mümkün mü? İşte anlamını okuduğunuzda bakarsınız ki Allah Allah, aynı şeyi Kur'an-ı Kerim birkaç yerde tekrarlıyor dersiniz, değil mi? Yani bakarsınız. Şimdi o birkaç yerde aynı konuyu tekrarlıyordur ama her bir yerde bir farkı vardır. Yani tıpkı Arapçadaki nasran mastarı, nasran dediğiniz zaman anlam farklı. Ortadaki o s sesine bir hareke verdiğiniz zaman, nasara dediğiniz zaman anlam farklı. Aynı sese nusra diye anlam şey verdiğiniz zaman farklı. Yani sesler aynı ses, kök aynı kök ama bir küçük bir değişiklik anlamı farklılaştırıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'i de hani liyezzekkaru diyor. Kendilerinde o zikir oluşsun, bilgi oluşsun, iyice kavrasınlar diye değişik şekillerde Kur'an-ı Kerim açıkladık diyor. Şimdi geçen hafta bu zikrin sadece Kur'an'dan elde edilen bilgi olmadığını, tabiattan da elde edilen bilgi olduğunu söylemiştik. Artık bundan sonra burayı herhalde din ve bilim araştırmaları merkezi diye adlandırmamız gerekecek Mustafa Bey. Çünkü yani niye gerekiyor? Yani biraz derinleştikçe o iç içeliği çok daha net görebiliyorsunuz. Şimdi mesela bakın Furkan suresinin 48 ve 50. ayetleriyle az önceki ayeti bir karşılaştıralım. Yani 25. sure. Bak diyor ki burada Allah-u Teala وَهُوَ الَّذِي اَرْسَلَ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. Rahmetin önce müjdeci olarak rüzgarları gönderen odur. Şimdi bir rüzgar, rahmet de arkadan gelecek olan yağmur. وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Gökten kendisi temiz ve temizleyici vasıfta olan bir su indiririz diyor. Niye o suyu indiriyoruz? لِنُحْيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا. Ölü bir toprağı onunla canlandıralım, ona hayat katalım diye, hayat kazandıralım diye. وَنُسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْنَاهُ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَاهُ اَنْعَامًا. مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا. Yarattığımız, baktım zaten hu tutmadı yani mana vermek zorlaştı. مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا. Yarattığımız en'am, yani bu koyun, keçi, sığır, deve, insanların beslenmiş olduğu şeyler, hayvanlar. Onları da bununla sulayalım. Ve enasiye kethiran, ve çok sayıda insanı bununla şey yapalım, sulayalım diye. Ondan sonra diyor ki burada وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ. Gene aynı kelime, bakın dikkat edin. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ. Bu suyu, şimdi yani bu çok ilginç bir şey, çok dikkatimi çekti de. Şimdi 50. ayetle birlikte bakın. Şimdi yukarıdan itibaren işte rüzgarın bulutu şey yapması, yağmurun yağması, toprağın, ölü toprağın canlanması ve ondan İnsanların sulanması, hayvanların sulanması. Bir manzara ortaya çıkardı. Ondan sonra diyor ki وَلَغَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا. Bu olayı da değişik şekillerde onların aralarında tekrarlayıp durduk. Yani rüzgarın esmesine değişiklik oluyor bazen. Yani ana temel aynı da şekillerde, dış şekillerde bir takım değişiklikler olur. لِيَذَّكَّرُوا.
zikir sahibi olsunlar diye. Yani ne? Bilgi sahibi olsunlar diye. Şimdi onunla şu ayeti tekrar karşılaştıralım. İsra 51'i. Yok, 41, yanlış hatırlamışım. Baktım İsra 41. Şimdi ne diyor? Velakat sarrafna fi hadal Kur'an liyezekkaru. Velakat sarrafnahu liyezekkaru. Aynı değil mi şey? Velakat sarrafnahu beynehum liyezekkaru. Bir farkı var mı? Yani çok ilginç bir şey. Yani Allahü Teala yarattığı ayetleri insanların bilgi sahibi olması için değişik şekillerde şey yapıyor. Zaten o mesela meteoroloji ilmi nereden doğuyor? Bu değişiklikleri birleştirerek bir temel kurallar oluşturuyorlar. Ya da tarım nasıl oluşuyor? İşte şeyin bitki bilimleri nasıl oluşuyor? Bu değişik şekilleri bir araya getirerek ondan bir bilim oluşturuyorlar. Şimdi esas ilginç olan tabiattan elde edilen bilgiyle Kur'an'dan elde edilen bilgiyi aynı kalıplarla ifade ediyor ve bunu Kur'an ifade ediyor. Tabiata da ayet diyen, Kur'an'dakine de ayet diyen gene Kur'an-ı Kerim. İkisinde de bilgi sahibi olacak olanlar insanlar. O zaman bak çok değişik şekillerde ortaya koyduk ki zikir sahibi olsunlar demek ne demek oluyor? Yani o değişik şekiller arasında ilişkiyi kuracak bir sonuca varacak. İşte buna marifet dediniz ya geçen hafta şeyde. Onun için hani müfredat burada. Sadece o tespit etmiş yani. Ama şimdi Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki kelimelerin sözlük manasını da en güvenilir şekilde buradan bulabiliyorsunuz. Değişik şekillerde şey yapılıyor. O zaman zikir ne oluyor? Zikir ezberlenen bilgi değil. Yani siz Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini bilseniz de Türkçe manasını da ezberlemiş olsanız zikir olmuyor. Zikir olması için bunun sebebini sonucunu da bilmeniz lazım. Bağlantılarını da bilmeniz lazım. İşte yağmuru bir kere yağdığını gören kişi de olmuyor. Çok değişik şekillerde yağacak. Dolayısıyla bakarsınız ki o köylü bulutun şeklinden bir bilgi çıkarır. Rüzgarın esmesinden bir bilgi çıkarır. Ha bugün işte yağmur var diyor der. Yok diyor bugün siz bu buluda bakmayın. Bu buluttan yağmur olmaz der mesela. Ya bugün çok şey var der. Çok büyük bir yağmur sel olabilir der. Nereden çıkarır bunu? Sürekli değişen şekillerden çıkarır. Daha bir köylü bir ilim oluşturur. Yani işte o zikir olur. Yani sebep ve sonuç arasında çok doğru bir ilişki kurduğu zaman doğru. O zaman Kur'an-ı Kerim'deki yani namazda oluşacak zikirde de hedefin bu olduğu ortaya çıkıyor. Yani tabiatla Kur'an arasındaki ilişkiyi de namazda gene kurmak gerekiyor. Ne diyor Allahü Teala? Ellezine şeyde Ali İmran sondan bir önceki sayfadaydı. 196 mıydı? Neydi? Neyse. Ellezine yezkurunallaha kıyamen. Allah'ı zikrediyorlar. Allah'ı zikrediyorlar. 191. ayet. Ali İmran 191. Ben de açayım da bir yanlış okuma olmasın. Şimdi Ali İmran 191'de diyor ki Allahü Teala اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهِ Şimdi يَذْكُرُونَ اللّٰهِ'ın anlamlarından bir tanesinin namaz kıldığını öğrendik değil mi? Namaz olduğunu. Belli şekillerle zikir olduğu zaman namaz olduğu kesinleşmiş oluyor. Kıyam, kuğut ve cünüp yani اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا ve kuuden ve ala cunubihim. Şimdi ayakta yanları üzerinde geçen hafta şey yapmıştık. Ala cunubihim kelimesinin de anlamını Kur'an-ı Kerim veriyor. Ala cunubihim nedir? Ala cembihi nedir? Deana li cembihi. Bak şimdi. Yani bu Yunus suresi 12. ayet.
Yunus suresi Yunus 10. sure 12. ayet. Abdullah bunun şeyini bir çantadan getirsen. Onuncu sure 12. ayet mi? Evet, tamam. 209 sayfa. Tamam. Şimdi burada diyor ki yani bütün bunlar yani az önce şey yaptığı gibi ayetleri tekrar tekrar bir yerlerde söylemesinin birleştirdiğin zaman oluşturduğu bir sonuç var. O sonuçlar çok farklı oluyor. Mesela şeyde de görürsünüz, şurada da bir su var. Bu hepsi su. Ama her birisinin bir başka özelliği vardır. Onları birleştirir, bir adam su bilgini olur değil mi yani? Suyun bilgini olur, suyun mütehassısı olur. Onun zikrini elde etmiş olur yani. Ve izâ messel insâne durru de'ânâ li cembihi. Bir insanın başına sıkıntı geldiği zaman yan üstü yatarak bize dua eder. Ya Rabbi şu sıkıntımı gider der. Başka ne yapar? Evkaiden oturduğu zaman da yapar. Evkaimen ayaktayken de yapar. Burada deana diyor. Bize dua eder. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرَّهُ مَرَّكَ أَلَّمْ يَدْعُنَا اِلَى ضُرِّهِ مَسَّهُ اِلَى ضُرِّنْ مَسَّهُ. Şeyde onun sıkıntısını giderdiğimiz zaman sanki başına gelen bir sıkıntıdan dolayı bizi hiç yardıma çağırmamış gibi unutur gider. Allah problemini çözdüğü dakikada her şeyi unutur. Problem çözülünceye kadar yanüstü dua eder, oturarak eder, ayakta eder, her halükarda eder. Şimdi burada da ne deniyor? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ. Bak orada dua, bu zikir. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Allah'ı ayakta, oturarak ve yanları üzerinde zikredenler. Cempleri üzerinde, cempler. Şeyde de okumuştuk, Hac suresinin 36. ayetinde. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. O şeyin, kurbanlık hayvanın yanları yere yapıştığı zaman. Şimdi ayakta kesilen bir hayvan. Yatırarak kesmiyorsunuz. Çünkü orada فَذْكُرُسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا سَوَافْ diyor. Sıra sıra diziliyken Allah'ın adına ayaktayken hayvanı kesiyorsunuz. Hayvanın tam şu göğüs kemiğinin tam üst noktasına o damarların geçtiği yere bıçağı saplıyorsunuz. Bıçağı geri çekiyorsunuz. Hayvan kesildiğini fark etmiyor. Keskin bir bıçak olduğu için. Çünkü siz de elinizi keskin bir bıçakla kesseniz hiç fark edemezsiniz. Beyne kan gitmeyince beyinde uyuşma oluyor. Olduğu gibi çöküp kalıyor. Dört ayağı üzerine çöküyor. Şimdi ala cunubihi de el ve ayaklar olmuş oluyor. Orada o ayet-i kerimeden şey yaptığınız zaman. Şimdi اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Allah'ı ayakta, yanları üzerine, yanları üzerine geçen hafta anlatmıştık, rükû ve secde oluyor. Ondan sonra ve oturarak iki secde arasında وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin halkın yaratılışı ile ilgili düşünüyorlar. Bak Allah'ın indirdiği ayetleri de yarattığı ayetleri birlikte tefekkür ederek namaz kılıyor. Rabbena ma halakte hâzâ bâtilâ sübhâneke fekînâ azâbenler. Şimdi ya Rabbi sen bunu boşuna yaratmadın. Sana boyun eğeriz. Bizi o ateş azabından koru der. İşte dolayısıyla bu gerçekten son derece önemli bir kavram zikir. Din ve bilimin kesiştiği bir nokta. Yani demek ki bilimle ulaşılan doğru bilgi nasıl zikirse Kur'an-ı Kerim'de olan da zikirdir. Aradaki tek fark şu, tabiattan zikir elde edebilmek için tabiatı uzun süre gözlemlemek gerekiyor. Kur'an'dan zikir elde edebilmek için de Kur'an'ın ilgili bütün ayetlerini bir araya getirmek gerekiyor. Her ikisinde de sarrafı, Allah-u Teala çok değişik şekillerde. Demek ki o
tabiattaki olaylardaki değişiklikler. Mesela şimdi her insan apayrı bir yapıya sahip. Siz o apayrı yapıya sahip olan o insanlara bakıyorsunuz, hepsinde aynı organlarda gene var. Onların hepsini birleştirince o insanla ilgili bilim oluşmuş oluyor ve zikir oluşmuş oluyor. İşte bu da bize şunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Allah ikisine de zikir dendiği zaman hiçbir zaman dinle bilimi birbirinden ayırmamak gerekiyor. Namazda bu ikisi birleşmesi icap ediyor, öyle anlaşılıyor. O zaman o şekilde bir namazı nasıl kılacağız? O konuda arkadaşlarımızın çalışmalarını. Sen bir şey söyleyecek misin Enes Hocam? Peki. Mezhepler konuya nasıl yaklaşmış? Ona bakacağız şimdi. Önce hangi mezhep başlıyor? Hanefi mezhep. Hanefi, peki. Evet. Hasim, sen mezhep değiştirdin. Biz değiştirdik. Tamam, Zahiri mezhep. Zahiri mezhebinden Hanefi mezhebine intikal. Bismillahirrahmanirrahim. Sen mi onun mezhebini aldın yoksa Fatih? Şu anda mezhepsiz. Enes Hoca, ha sen mi aldın? Yok, sen de Kur'an üzerinde mi? Ha tamam. Evet, Hanefilere göre namazda kıraat. İslam Fıkhı Ansiklopedisinden çalıştım. Evet, kıraat konusunu 5 hususta belirtmeye çalışacağım. Birinci husus şöyledir. Hanefilere göre namazda Fatiha okumak mutlak olarak ne gizli ne de açıktan okumak, ne imama ne de cemaate farz değildir. Yani vaciptir diyor. Hatta cemaatin kıraatta bulunması mekruhtur demiştir. Hanefiler dışındaki cumhura göre namazda vacip olan kıraatin rükünü farzı Fatiha'dır diye zikredilir. Delil de şudur. Peygamber Efendimiz buyurdu. Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur. Ve ikinci hadiste de kitabının anahtarı Fatiha okunmadığı bir namaz yeterli değildir diye. Evet, şimdi isterseniz orada bir iki kelime söyleyeyim. Şimdi la salate illa bi fatihatil kitab diye bir hadis-i şerif var. Ya da la salate limen lem yakra, senin okuduğun şey bi fatihatil kitab. Bu kitabın fatihasını, Fatiha yani giriş demek. Kur'an-ı Kerim açtığın zaman giriş mahiyette bir sure karşınıza geliyor. Ona Fatiha suresi, yani kapıyı açan sure anlamına geliyor. Gerçekten siz Fatiha suresini okursanız Kur'an-ı Kerim'in tam bir özetiyle karşı karşıya kalırsınız. Tam bir özetidir o. Onu çok iyi kavrayan bir kişi ona göre amel ederse yoldan çıkmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işte kitabın Fatiha'sını okumayanın namazı olmaz diye gelen bir hadis-i şerif var. Ondan sonra kitabın Fatiha'sı olmadan namaz olmaz. Şimdi bunu mezheplerin algılayışları farklı. Şafii, Maliki, Hanbeli, Zahiri de öyle mi bilmiyorum. Zahiri de aynı mı? Fatiha şartı. Rükün. Zahir mezhebi zaten Şafii mezhebinin küçük bir değişik şeklidir. Şafii ile Maliki'nin ortasında bir mezhep. Şimdi Zahiri mezhebinde de farzdır. Mesela Şafii'ler şunu hep tartışırlar, biraz sonra Yahya söyleyecek. Mesela müftülükte bize hep gelir sorarlardı. İmamlar Fatiha suresini okuyor. Veladdallin diyorlar. Bizim namazımız olmuyor diyorlar. Niye? Veladdallin demesi lazım. Yani harflerden bir tanesinin okunuş şeklindeki yanlışlık namazı bozar. Mesela şimdi bizde birisine hadi Fatiha oku bakayım desem Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Şafii'ye göre bu namaz olmaz. Elhem diye bir kelime yok. Elham diyeceksin. Hayı buradan çıkaracaksın. Hele bizim Erzurum'da vardır, oku dersin Elhamdülillahi de. O hiç olmaz zaten. Elhamdülillahi dedim mi olmaz. Elhamdülillahi diye, yani Fatiha suresinin bütün harflerini doğru telaffuz etmek gerekir. Şimdi onlar hadisin metnini esas almışlar. Demişler ki
Resulullah madem böyle dedi, Fatiha olmadan namaz olmaz. Fatiha namazın lüknüdür. Peki Hanefiler ne diyor? Hanefiler de diyor ki bu la salate demek la namazı olmaz değil. La salate kamileten demektir. Yani mükemmel olmaz. Mükemmel olmaz diye düşündükleri için bir vacip diye bir kavram oluşturmuşlar. Yani sünnetten güçlü, farzdan aşağı bir kavram ki bu kavram Hanefilerin dışında hiç kimse tarafından da kullanılmıyor. Vacip deyince Fatiha okumayan kişinin namazı olur. Vacip yani bir eksik olsa da namazı olur anlamında kullanılmış oluyor. Devam et. Evet, o şeyi de hani ekleyebiliriz belki. Hani bu la salate kamileteni bir usul kaidesinden dolayı algılıyorlar. Şimdi Hanefilere göre namazda kıraat farzdır ve bu ayetle sabittir diyorlar. Hani fakra ve mateesere görürüz ben, bundan sonra. Ben onu size bıraktım. Yani yok şeyi. Hadisle diyor bunun Fatiha olarak tespit edilmesi Kur'an-ı Kerim'e bir ziyade olur. Ve bu ziyade de haber-i vahidle neticede sabit olacağı için bu kabul edilmez. O yüzden farz kabul etmiyorlar. Evet. Sebepleri o yani. Öyle diyorlar ama bunu keşke her yerde deseler yani. Bu hesaplarına geldiği zaman orada onu öyle derler. Hesaplarına gelmediği zaman bakarsınız ki çok açık ayet bırakılmış, hadis esas alınmış. Bazen işte yani usul olarak bazen böyle, çünkü bunlar niye böyle oluyor? Ebu Hanife, İmam Muhammed ve Ebu Yusuf hükümlerini verirken böyle bir usulle hareket ederek vermemişler. Bunlar daha sonradan gelenlerin oluşturduğu gerekçeler olduğu için tutarlı olmuyor. Şeyde nesetmiyorlar ya, ayet haber-i vahidle nesh bulunmaz ancak mütevatir ve meşruhça bir rivayet olmalı peki diyorlar. Orada da Hanefiler diyorlar ki bu fıkıh usulünde bir lafız ağam bir lafızsa yani genel içerikli bir lafız ise ki fakr-ı unâte sıramel Kur'an ağam bir lafızdır. An bir lafız da tahsis edilmediği sürece kat'idir. Kat'i bir lafız haber-i vahidle takyid edilemez. Şafiler an lafız zannidir. Kat'i değildir. Delaleti zannidir. Dolayısıyla zanni olan bir lafız yine zanni olan bir haber-i vahidle takyid edilebilir, tahsis edilebilir diyorlar. Orada öyle bir şey yani Kur'an'ın an nitelikli bir lafzı kat'i midir, zanni midir meselesinden dolayı bir şey yapıyorlar. Hanefiler kat'idir diyor ve diğerleri zanni diyor. Yani ben şimdi bu tarafına girmeyi hiç istemiyordum. Özellikle ayeti okumadım. Evet. Hani keşke söyledikleri doğru olsa da. Yani hani ilk başta fakra ve tesirah minel Kur'an nedir diye başlarsanız bu defa bu konuştuğumuz şeylerin hepsi anlamsız kalacak da. Fakra ve tesirah minel Kur'an'ın bu konuyla uzaktan yakından alakası yok. Şimdi siz getirirsiniz, alakasız bir şeyi delil alıyorsunuz. Konunun esasını anlatan hadisi ikinci plana atıyorsunuz. Ondan sonra başka hükümler ortaya koyuyorsunuz. Yani o iş usule geldiği zaman, çünkü o fakra ve mâyetesine minel Kur'an kelimesi kısaca söyleyeyim, o Müzzemmil suresindedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Mekke'de ilk inen surelerdendir. Resulullah'a her gece, gecenin yarısında, üçte birinde, yarısından daha fazla bir süre içerisinde kalkıp Kur'an okuma emri veriliyor. Resulullah da müminlerden bir grupla birlikte yaklaşık 15 sene bunu devam ettiriyor. Medine'ye varınca surenin son ayeti iniyor. O son ayetinde Allahü Teala diyor ki inne rabbeke ya'lemu enneke taqum edna min thulutayil leyli ve nisfahu ve thulutahu ve ta'ifetun min ellezine ma'ak. Rabbin gayet iyi biliyor ki siz gecenin üçte ikisinde üçte ikisine yakın, üçte ikisinde ve üçte birinde kalkıyorsun. Seninle beraber bir grup da beraber kalkıyor ve Kur'an okuyorsunuz. Allahü Teala alimallahu ennekum dur ayet şey yapayım da. Len tuhsuhu
fetâbe aleykum ve afâ ankum. Vallahu yukaddiru leyle ve nehar. Gece ile gündüzün ölçüsünü koyan Allahü Teala'dır diyor. Alime ellen tuhsuhu. Artık ona gücünüz yetmeyeceğini Cenab-ı Hak biliyor. Çünkü Mekke'de hiç yapacağınız bir şey yoktu. Şehrin sorumluluğu sizde değildi. Sadece işte abluk altındaki kişilersiniz. Vaktiniz boldu. Bunu yapıyordunuz. Ama Medine'ye geldiğinizde şehrin hakimi oldunuz. Artık savaştır, ticarettir, şudur budur, çeşitli yeni ilave görevler ortaya çıktı. Onun için diyor ki ellen tuhsu, artık buna gücünüz yetmeyecek. Artık öyle her gece kalkır, bunu yapamayacaksınız diyor. Fetâbe aleykum, Allahü Teala sizin yüzünüze baktı. Yani reca aleykum manasına. Cenab-ı Hak sizi bağışladı. Fakra'u mâ teyessere minel Kur'an. O zaman Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Yani ne zaman 24 saat içinde ne zaman kolayınıza gelirse o zaman okuyun diyor. Alime en seyekunu minkum marda. Cenab-ı Hak bildi ki içinizde hastalar olacak. Ve aharune yadribune fil ard yebtegune min fadlillah. Bir kısmınız sefere çıkacak, ticaret için işler yapacak bundan sonra. Çünkü artık eskisi gibi abluk altında değilsiniz yani. Ve aharune yukatilune fi sebilillah. Bir grubunuz Allah yolunda savaşacaksınız, vuruşacaksınız. Öyleyse fakrav ma teyessere min. Kur'an'dan kolayınıza gireni okuyun. Namaz geçti mi buralarda? Bırak, namaz yok. Yani şimdi bunu tutup da namazda kıraatin delili olarak almanın bir alemi yok. Şimdi bunu namazla irtibatlandırdıkları için surenin başında namazla irtibatlandırmışlar ve bu sure anlamsız hale gelmiştir. Evet. Akimus salah bu cümle başıdır. Cümle iptidaiyedir. O öncekiyle bir alakası yoktur. Ve akimus salah, namazı dosdoğru kılın ama diyor yani. Evet. Yani o Kur'an eğitimi günün herhangi bir saatinde gene devam etsin. Ama namazı dosdoğru kılın. Ondan sonra ve atuz zeka, zekatı verin ve avrubullah kardan hasene, Allah için güzel bir ödünç verin. Müzzemmil 20. ayet. Yani şimdi bunu fakr-ı mâ-teyessere minhi bağlantılarından kopararak namazda kıraatin delilidir diye alacaksınız. Oradan hareket edeceksiniz. Başka şeyler yapacaksınız. Yok efendim bu hadis işte yanında şeyinde Fatih'in de söylediği gibi bir sürü usul kaideleriyle bir şeyler ortaya koyacaksınız. Şey, bir mızıkçı bir soru sorayım o zaman. Şimdi geçen hafta dediniz yani utlu mâ uhiyyileyke minel kitâbi ve ekmis salâh, buradaki hani ekim normalde olmaz ama belki hal cümlesi olarak alınabilir. Ya burada olmuyor. Hani orada fakra umâ teyessere minel Kur'ani ve akîmus salat. Namazı kılarken böyle yapın diye. Aklıma gelmedi değil az önce de, o olmaz orada. Orada olmaz. Ama zekat da var. Zekat da var. İşte olmuyor yani. Zekat o yüzden olmayacağını söylüyor. Olmuyor işte, olsa senden mi esir yiyeceğim yani, dükkan senin. Evet, ikinci hususta Hanefiler şöyle diyor. Nafile namazlar ile vitir namazının bütün rekatlarında ve farzların ilk iki rekatında Kur'an okumak imam veya yalnız kılanlar için farzdır. Ve miktar konusunda da Kur'an'dan okumanın en az miktarı bir ayettir. Hani i̇şte o farz derken dayandıkları evet, sadece bu ayet. Başka bir delil. Kur'an'dan kolayınıza gelen az önce okuduğumuz ayet delilleri. Bir de Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste kıraatsiz namaz yoktur diye o hadisi delil getiriyorlar. Mesela hiç bu siz araştırdınız ya Üdkurullah'ı delil getiren var mı? Var mı hiç? Yok, ayeti delil getiriyorlar mı? Akimis salate li zikri. Evet. Evet. Üçüncü husus, kıraatin en az uzunluğu 6 harftir. Yani lem yelid kelimesi gibi. İmam Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre yani en az onun gibi. Yok, tamam da şimdi en az o kelimeye şey yapmışlar. Lem yelid. Lem yelid de olmaz yani. Hocaya çevir de. Hanefi, Ebu Hanife'nin görüşünde en kısası 6 harfli diyor.
Sümme zekere gibi. Sümme, sümme nazar gibi. Eğer takdiri alt tarafta olur, lem yelit gibi, esası aslında lem yevlittir. Onun için olur. Tamam, ben az önce onu söyleyecektim sen ama de. Ebu Hanife, şey, İmam Muhammed ile Ebu Yusuf diyor ki, kısa üç ayet veya uzun bir ayet olmalıdır diyor. Mezhebin görüşü budur ama Ebu Hanife'nin şahsi görüşü budur. Alt tarafta. Mezhebin görüşü en az üç ayet olması lazım. Evet, Enes Hoca söyledi. Ben de tekrarlayayım. İmam Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre kıraatte farz miktarı 3 tane kısa ayettir. Yahut 3 kısa ayet uzunluğunda olan uzun bir ayettir. Evet, kıraat konusunda bazı ayrıntılar şunlardır. Farzların ilk 2 rekatında kıraati tayin etmek vaciptir. Ve Hazreti Ali'den nakledilen şöyle bir kıraati görüşüm. Tayin etmek demek ne demek biliyor musunuz? Yani 4 rekatlık farz namazın 4'ünde de kıraat farz değil. İkisinde farzdır. 4 rekatta 2 rekatta kıraat farzdır. O 2 rekatın ilk 2 rekat olması vaciptir. İlk 2 rekatta değil de son 2 rekatta da kıraat yapsan kıraat farz yerine gelir ama o vacip terk edilmiş olur. Kıraatın ilk 2 rekatta olması vacip. Bunlar nereden çıkarılır ben doğrusu onu bilmiyorum yani. Siz biliyor musunuz bir delil yani bir şey? Sen? Biz yaptık diyor, Hidayi'de var ya. Ha biz yaptık oldu ha o kadar. Hocam namazdan aslında bir rekat diyor ya. Sonra da dördü, pazarda dört, seferde iki oldu. O ikiye dayanarak söylüyor. Zaten nafilelerde de dördünü de okumak gerekir diyor. Evet. Nafilelerde çünkü iki ikidir diyor. Dört dakikasını iki iki kılıyorsun. Dolayısıyla hepsini kılmak gerekiyor. Mikrofon kapalı olduğu zaman konuşmak caiz değil. Evet, bu bağlamda da delil olarak Hazreti Ali'den gelen bir nakil. İlk iki rekatta Kur'an okumak, son iki rekatta okumaktır diye kıyaslanmış. Ve İbn Mesud ve Hazreti Ayşe'den de nakledilen bir rivayet. Son iki rekattaki kıraat kişiye serbest bırakılmıştır. Dilerse okur, dilerse tesbih getirir, görüşü. Evet. Dördüncü hususta da Hanefilere göre namazda kıraat esnasında Fatiha ve diğer sureler ile birlikte Besmele'nin hükmü Naml suresinde geçen Besmele hariç Fatiha ve diğer sureler başında gelen Besmeleler bunlardan bir ayet değildir diyor. Delil Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis. Ben diyor Peygamberimizle, Ebu Bekir'le, Ömer'le ve Osman'la birlikte namaz kıldım diyor. Onların hiçbirinden kıraatte besmele okuduklarını duymadım diyor. Fakat Hanefilerde şöyle bir kaide de var. Yalnız başına namaz kılan kişi her rekatta gizli olarak Fatiha ile birlikte besmeleyi okumalı. Okursa sünnet olur evet. Yani. Evet. Fatiha sonunda amin de gizli demelidir. Hatta imamla ilgili olarak da şunlar söylenir. İmam şu dört şeyi gizli yapar diyorlar. Euzubillahimineşşeytanirracim gizli okunacak. Besmele gizli okunacak. Fatiha'dan sonra amin de gizli söylenecek. Ve tahmid yani Semiallahu limen hamideh dedikten sonra içinden Rabbena ve lekel hamd demesi lazım. Beşinci husus, imama uyan kimsenin Kur'an okuması gerekmez denilmiş ve delilleri şunlar. Kur'an'dan okunduğu zaman onu dinleyin ve sükût edin ki rahmet olunasınız. Araf suresi 204. Biz geçen hafta okumuştuk o ayet. Sesli kıraatlerde delil olur da sessiz kıraatlerde olmaz. Çünkü dinlemek, neyi dinliyorsunuz? İmamın sesi size gelmiyorsa neyi dinleyeceksiniz? Yani şimdi sesli kıraatler için aldıkları delil tamam. Ama sessizler için hemen o Araf'ın devamı ayeti de var. O zaman şeyde neydi o ayetin şeyi? Araf 204. Vezkur rabbeke fi nefsike tadarran ve hufiyeten ve dunel cehr. Değil mi? Vezkur rabbeke ne zaman diyor? Bil gudubi vel asal.
Yani öğle ve akşam burada o manaya gelir. Çünkü sabah namazında, vudu sabah manasına gelir de o açık okunduğu belli olduğu için. O zaman öğle ile ikindi namazlarında kendi kendine yüksek sesli olmamak şartıyla. Evet. Ama ve izâ kuri'el Kur'an festemi'û lehu ve ansitû. Kur'an okunduğu zaman ona kulağınızı verin ve dinleyin. İmam sesli okuyacak ki dinleyelim. Yani şimdi sadece bu kısmı alıp sessiz kıraat, imam sessiz okuduğu zaman da dinleyine delil almak, bu doğru bir şey değil. Aslında akşam diye tercüme ediyoruz ya, aslında bu kredi ve asile olur, ikindi de öyle davranır. Tabi, ben akşam mı dedim akşam. Ben de? Ben ikindi niyetiyle akşam demişim. Aklımda ikindi vardı, iyi ki söyledin yani, hiç akşam namazı. Yani o ikindi niyetiyle akşam kelimesini kullanıyor. Öğle ve ikindi tabi. Akşam namazı değil yani. Öğle ve ikindi namazı. Bir de hadis, bir kimse imamın arkasında namaz kılarsa imamın okuyuşu onun da okuyuşu diye bir rivayet var. Evet. Bu hadis şey, bir kaynağını vermiş mi hadis? Kaynağı Kıraatül İmam-ı Kıraatül Leh değil mi? Ama bu tür hadisler genellikle sadece Hanefi kaynaklarda geçer. Başka hiçbir yerde geçmez onun için. Yani sesli namazlar için geçerli olacak yani. Yani akşam namazını veya işte sabah okurken imam arkada okur. Tamam, ona kimse bir şey demez de onu sessizler için de delil alıyorlar. Sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Gerçekten söylenmiş olabilir de bağlama önemli. Yani. Hangi namaz? Tabi bağlama önemli. İkindi. İbn-i Macide varmış. Peki metni nasıl? Şöyle. Men kâne lehu imâmin fe kıraatul imâmin lehu kıraatun. Tamam, o şimdi Yahya'nın söylediği gibi yani. Kimin imamı varsa imamın kıraati kendi kıraatidir. Hı-hı. Evet. O kadar. Hı hı. İşte o imamın kıraati, işte bu, aynen bu ayette birleştirdiğimiz zaman yüksek sesle okuduğunda olabilecek şeydir. Kıraat yok ortada, evet. Tamam, devam et. Tamam hocam, benden bu kadar. Peki, teşekkür. Şimdi ikinci sırada Şafii miydi? Mezhebinde kıraat konusu birazcık baştan alarak ben başlayayım. Şafilerde iftitah tekbiri getirdikten sonra eller bağlanıyor. Ondan sonra istiftah duası. İftitah tekbiri getirdikten sonra Şafiler unutuldu belki, biraz sonra tekrar Rüstem Hoca söyler. Hani Hanefilerde Subhaneke okuyoruz biz Fatiha'dan önce. Şafilerde de Veccehtu şeklinde başlayan iki yok, Veccehtü diye başlıyor bu. İki ayetten mülhem bir açılış duası okunur Fatiha'dan önce. O iki ayette numaralarını vereyim. En'am suresinin 79. ayeti biri. Onun girişi şöyle: Veccehtü vechiye lillezî fataras semâvâti vel ardı hanîfen muslime وَنَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ diye bu ayetten, yani En'am suresi 79. ayetten oluşturulmuş bu. Ayetin esas metninde اِنِّي وَجَّهْتُ وَجِّهِ diye başlıyor ve Müslüman ibaresi burada yok. Ama istiftah duası olarak Şafilerde okunması tavsiye edilen dua وَجَّهْتُ diye başlıyor ve Müslüman ibaresi var. Bir daha tekrar edeyim. Allahu Ekber dedim, eller bağlandı ve şöyle başlıyor: Veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen muslimâ ve mâ ene minel müşrikîn. Devamında da En'am suresinin 162 ve 163. ayetlerinden yine oluşturulmuş bir dua var. O da şöyle: İnne salâti ve nusukî ve mahyâye ve memâti lillâhi rabbil âlemîne lâ şerîke leh ve bizâlike umirtu ve ene minel müslimîn. Ayetin orijinalinde de değil yani. Ayetin orijinalinde ve ene evvelül müslimin, yani ben Müslümanların ilkiyim ibaresi var. Bu hitap direkt Peygamber Efendimiz'e yönelik. Bunlar diyorlar ki
hitap direkt peygambere yönelik olduğu için ve ene evvelül müslimini bizim namazda söylemememiz gerekir. Çünkü bu ümmetin ilk Müslümanı odur. Biz oradaki evvel kelimesini atıyoruz. Ve ene minel müslimin. Ben de Müslümanlardanım. Ben de Allah'a teslim olmuş olan kullardanım şeklinde bir açılış duasıyla namaza giriş yapılıyor. Ve daha sonra hani bu da yeterli görülüyor ama bundan sonra Hazreti Ali'den rivayet edilen uzunca bir dua var. Yani çok sadece bir baş tarafını okuyayım. Allahümme entel melik, la ilahe illa ent, subhaneke ve bihamdik, ente rabbi ve ene abduk, zalemtu nefsi ve itaraftu bizembi de devam ediyor. Yani işte Allah'ım melik, kral sensin, senden başka ilah yok. İşte seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim, sana boyun eğerim, sen Rabbimsin, ben senin kulunum, ben kendime zulmettim, işte günahlarımı sana itiraf ediyorum, benim günahlarımı bağışla ya Rabbi diye tavsiye edilen bayağı uzun bir dua var. Yani bizim Subhaneke'ye göre fazla uzun. Bundan sonra Şafiler Fatiha suresine geçiyorlar ve Fatiha Şafii mezhebinde namazın rüknü kabul ediliyor. Yani namazın içindeki şartlardan biri. Ve Fatiha okumayanın da namazının olmayacağını söylüyorlar bunlar. Delilleri de Peygamber Efendimiz'den nakledilen hadisler. Biraz önce temas edildi. Ben yine de bir aktarayım. Birincisi İbn Ömer'den rivayet edilen bir hadis var. Burada hani kıraatsız namazın olmayacağı belirleniyor. Fakat bunu destekleyen rivayetlerde Ubade İbn-i Samit rivayeti var. Orada Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. La salate limen lem yakra fiha bi fatihatil kitab. Namazında kitabın fatihasını kim okumazsa onun namazı olmaz. Diğer bir rivayette la tujzi'u salatun lem yakra irraculu fiha bi fatihatil kitab. İşte namazın fatihasını okumayan kişinin namazı geçerli olmaz şeklinde. Bu hadislerden yola çıkarak bunlar namazda Fatiha okumanın namazın farzı olduğunu söylüyorlar. Ve terk edilmesi halinde de namaz tamamen geçersiz olur bunlara göre. Detaylara inersek Fatiha'ya başlarken euzu çekmek bunlara göre sünnet kabul edilir. Fakat sesli okunan namazlarda ki sabah, akşam ve yatsı namazları bunlar. İşte cuma ve bayram namazları da bunlara eklenebilir. Buralarda peki Fatiha açıktan okunacak ya, acaba euzu da açıktan mı okunacak? Burada İmam-ı Şafii'den kişinin bu konuda serbest olduğuna dair bir rivayet var. Diyor ki dilerse sesli olarak euzuyu başlar imam, dilerse de sessiz olarak okur. Bu konuda muhayyerdir, yani serbesttir kişi. Fakat euzudan sonra besmeleyi mutlaka kişi ister tek başına namaz kılsın, isterse imam olarak yani önde sesli olarak okusun. Mutlaka besmeleyi okuyacak. Açıktan okunan namazlarda da bu açıktan okunacak. Çünkü besmele Fatiha suresinin birinci ayeti olarak kabul ediliyor Şafii mezhebine göre. Onlar diğer surelerin de birinci ayeti sayılıyor. Evet yani şey ama Fatiha'da olmazsa olmaz olan besmelenin mutlaka okunması, cemaatle kılınan namazlarda da imamın bunu mutlaka sesli olarak okumasıdır. Bu diğer mezheplerde yani en azından Hanefi mezhebinde olmayan bir şeydi. Yani bir de şu da var. Şimdi bir Şafii bölgesine giden insanlar şaşırabiliyorlar. Allahu Ekber dediği zaman imam Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin okuyor. Arkasından diyelim ki İhlas suresini Zamm-ı Sure olarak okuyacak. Orada da gene Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ahad. Şimdi bizim bölgelerimizde alışkın olmadığı için insanlar orada şaşırabiliyorlar. Yani bu Hanefiler açısından da namaza bir manisi yok. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim şeyden bir ayettir. Neml suresinin bir ayetidir. Ama şeyde Şafii mezhebinde bunu o ilgili surenin bir ayeti olduğu için onunla birlikte okumak gerekir. Yani uzun surelerde ortadan bir yerde okuyorsan zaten gerek yok. Evet buna dair bir Zamm-ı Sure arasında arkadakiler de okusun diye. Evet Fatiha'yı okuduktan sonra imam biraz bekler. Beklemesinin sebebi cemaatten her ferdin teker teker Fatiha okuması farz sayılır. Onların okumasını bekler orada.
Daha sonra bu besmeleden sonra Fatiha'ya geçilir. Fatiha suresinde işte biraz önce hocam ifade etmişti. Çok zor kurallar var Şafii mezhebinde. Şöyle deniyor. Hani Fatiha'yı mutlaka kurallarına göre okumak zorundasınız. Eğer diyor harflerinden bir tanesi bile eksik kalırsa veya yanlış telaffuz edilirse bu kişinin Fatiha'sı olmaz. Fatiha'sı olmadığı için de namazı olmaz. Ne gibi? Mesela buna en önemli şey de bu Fatiha suresindeki şeddeleri örnek veriyorlar. Biliyorsunuz şedde hani bir harfin çift olarak okunması ve bunu hani belki şöyle bir göstereyim. Şöyle bir liste halinde sıralamışlar. Bakın Fatiha suresinde yer alan şeddeler. Tek tek. Belki görürsünüz. Fatiha suresinde kaç tane şedde var ve diyor ki buralarda mutlaka kişi dikkatli olacak. İşte başlarken Bismillah. Bakın lamun üzerinde Bismillah L harfinde şedde var. Çift okunu Bismillah. İşte devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. R'lerin üzerinde şedde var. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Dediği an namaz geçersiz. Buralara çok dikkat edecek. Bunun haricinde telaffuzda da ki işte hocam söyledi. Gayril mağdubi aleyhim veleddallindi. İşte oradaki dat harfi gerçi bizim hani Türk halkı için telaffuzu gerçekten zor bir kelime. Eğer bunu diyor yanlışlıkla va şeklinde okursa vele zallin şeklinde mana değiştiği için burada Fatiha'da bir eksiklik olmuş olur. Dolayısıyla namaz da olmaz. Mutlaka oradaki dat harfini orijinalıyla telaffuz etmesi lazım kişinin. Çünkü vele zallin olursa mana devam edenler şeklinde oluyormuş. Veya işte o gölgeyle zallin gölgeyle de şey yapılabiliyor mu? Gölgelenenler mi olur? Gölge verenler mi? Nasıl olur tam manası? Gölgelenenlerden bizi kılma gibi yanlış bir mana çıkar. O yüzden diyorlar ki buralarda çok dikkatli olmak lazım. Aksi takdirde namaz olmaz. Ama Şafiilerden bu velavvalin telaffuzunu kabul edenler de var. Yani bu tam ittifakla şey değil. Ha yok yani mezhebe esas olan görüş o. Tabii esas olan görüş bu. Evet. Mezhebe esas olan görüş o. Onun haricinde manaya etki edecek bir hareke yanlışı da yapılmaması gerekiyor. Ne gibi? İşte sıratallezine en'amte aleyhim de bu yani Arapça dil kaidesiyle alakalı en'amte Cenab-ı Hakk'a işte senin nimet verdiğin kişiler şeklinde hitap edilirken oradaki en'amte müzekker bir mazi fiil. Eğer bunu kişi en'amti şeklinde müennes olarak telaffuz ederse bunun da namazı batıl olur. Bunlar hepsi yani şeyle alakalı tabi. Arap diliyle alakalı. Bunu kaç kişi dikkat edebilir buna bilemiyorum ama Şafii mezhebinde olmazsa olmaz olanlar bunlar. Sadece diyor ki manayı değiştirmeyecek. Eğer bir hareke hatası yapılırsa onun bu hatası makul karşılanabilir. Bunun haricinde Fatiha'nın mutlaka orijinal şekliyle Arapça olarak okunması lazım. Başka bir dilde telaffuzu Fatiha olarak adlandırılamayacağı için böyle bir okuyuş da olmaz. Peki bilmeyen kişi ne yapacak? Fatiha'yı hiç bilmiyorsa diyor, eğer Kur'an-ı Kerim'den başka ayetleri biliyorsa 7 ayetlik bir kıraatta bulunacak Fatiha'ya denk olması için. Eğer onu da bilmiyorsa ona denk gelecek şekilde zikir ve tesbih. İşte Allahu Ekber, Subhanallah, La İlahe İllallah diyecek. 7 ayete denk gelecek şekilde. Ama bunları da başka bir dilde söyleyemez Şafii mezhebine göre. Bunun haricinde diyorlar ki Fatiha'yı orijinal şekliyle yani Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim şeklinde sıralamasına riayet ederek okumak, tertibe riayet ederek okumak, ayetlerden birini daha öne almak, daha geciktirmek olduğu yerden bu da caiz görülmüyor. Bunun haricinde ayetleri peş peşe okumak, ara vermemek de önemli Şafii mezhebinde. Araya fasıla girmeyecek. Yani başka bir ayet sokuşturmayacaksınız. Eğer işte Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin dediniz. Sonra işte Bakara suresinden Elif Lam Mim dediniz. Kesilmiş olacağı için kıraat namaz
tehlikeye girer. Fatiha'yı tekrar baştan alması lazım. Yani namazı bozulmaz ama Fatiha tekrar baştan alınması lazım. Fatiha'nın gücü yetenler için mutlaka ayakta okunması gerekiyor. Yani kıyamda okunacak bu. Ama ayakta kılmaya gücü yetemiyorsa kişinin oturarak veya yatarak okuması da caiz kabul ediliyor. Ama sadece zaruret halinde uyuluyor buna. Nafile namazlar için, yani namaz adı verilen her namaz için Fatiha şart. Ve namazın nafile namazda 4 rekat, 10 rekat, 20 rekat, kaç rekat olursa olsun her rekatında mutlaka farz. Kıyamla da bunu irtibatlandırdıkları için kıyam olan her namaz diyor otomatikman Fatihalı olmak zorunda. Cenazede de tabi bunlarda namaz kabul edildiği için Fatiha olmazsa olmaz. Fatiha'yı bitirdikten sonra amin demek de bunlarda sünnet kabul ediliyor ve yüksek sesle söylenmesi tavsiye ediliyor. Ama terki halinde herhangi bir namaza olumsuz bir tesiri yok. Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okumak da şafirlere göre sünnettir. Çünkü kıraat, namazda farz olan kıraat Fatiha ile tahakkuk ediyor. Fatiha'dan sonra kıraat yaparsanız sünnet olur, yapmazsanız namazınızda herhangi bir eksiklik olmaz. Fakat cemaatle kılınan namazlarda Şafii mezhebinde iki farklı görüş var. Yani imam okurken mesela sabah namazının iki rekatında da İmam Fatiha'yı açıktan okuyor. Cemaat ne yapacak? İmam Şafii'nin eski görüşüne göre cemaat susup imamı dinler. Fakat daha sonra İmam Şafii bu görüşünü değiştirmiş ve mezhebe esas olan görüş, imam okurken cemaat de arkadan kendi içinde okumaya devam edecek. İmamı dinlemeyecek orada. Niye? Çünkü Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz diyor ya. İmam kendisi okudu, onun namazı olur. Sen de kendin okuyacaksın. Senin namazın olabilmesi için okumazsan namazın olmaz diyorlar. Tek istisnası mesbuk. Yani namaza sonra da dahil olan kişi. Bu Fatiha'yı okumazsa bunun namazı olur diyorlar. Burada bir istisna görüyorlar. Onun haricinde herkes mutlaka Fatiha okumak zorunda Şafilere göre. O şey arada durmalı diyen görüş var mı? İmam arada dursun. Fatiha'dan sonra mı? İmam Fatiha yoksun, dur. Zamm-ı Sure'ye geçmeden önce. Yani ona ben hani bu kitapta rastlayamadım. Yani uygulama diyor ya da. Bilmiyorum onu. Yani imam dursun sonra okusun falan onu göremedim. Hanbeli ileride mi var? Evet, yani bir ayet şu, kadar, bir şey yapacak kadar unutamıyorum. Ne istersen Hanbelileri anlatırken şey yaparız, tamam. Tamam. Evet, Malikiler. Evet, sıra Hanbelilerde. Hanbeli, biraz yaklaştır sen sesini. Hanbeli mezhebinde namazı Sübhaneke duasıyla başlanılır. Sübhaneke duasını okumak sünnet. Biraz önce Yahya Hoca'nın da okuduğu şey, naklettiği çeşitli rivayetlerde peygamberimizden nakledilen diğer farklı dualar, ayetlerden alınan işte Şafilerin okuduğu bir tane daha var hocam. Onları da okumak, onlar da caiz. Bir tane o hangisi? Yani onu da buldum. Başka bir dua nakledilmiş. Şeyi vardı mı? Neyse, yani ayette geçen dua değil. Evet, yani tam. Tamam, yani şimdi Yahya bir dua okudu, belki o duadır. Onu arada söyleyebilirim o duayı da. Tamam. Yani bu duaların okunması da caiz. Ama bu tabi sünnet, Sübhaneke duasını okumak. Hı. Yine istiaze sünnet. Yani euzubillahimineşşeytanirracim demek. Bunun yerine euzubillahissemi'l-alim de denebilir. Çünkü ayet-i kerimede Araf suresinde festaizbillahi innehu semiyun alim diye geçiyor. Hı. Diye dil getiriliyor bu. Estaizbillahissemi'l-alim. Yani buna benzer şekilde olabilir diyorlar. Hı. Yine Fatiha okumak rükün. Namazda olmazın, yani namazda olmazsa olmazlardan, yani farz anlamında vacip diyorlar buna. Ancak Ahmet orada bin, onların vacipleri Hanefilerin vacibi değil ama. Evet, farz anlamında. Farz manasında, evet. Yine Ahmed bin Hanbel'den nakledilen meşhur görüşünde bu yönde olduğu önüne ilişkin şey var. Tabii meşhur olmayan bir görüş de var Ahmed bin Hanbel'den. Devamlı 3 tane görüş olur yani. Birisi Ebu Hanife'ye, birisi İmam Şafii'ye, birisi Ahmet'in. Evet, aynen öyle. Birisi İmam Malik'e uyar. Yani bu Fatiha okumak farz değildir. Kur'an'dan herhangi bir yerde okunursa o da
yeterlidir şeklinde Ahmed bin Hanbel'den başka bir rivayet daha var. Ancak bu mezhepte kabul edilen o genel görüş değil. Tamam. Yani ona göre Kur'an-ı Kerim'den başka bir ayetin okunması yeterli. Ahmed bin Hanbel'den nakledilen rivayete göre. Hatta ibare Ebu Hanife'nin görüşle böyledir diye geçiyor yani. Tahavi'ydi galiba. Hanbeli'yi mezhep olarak kabul etmediği için şey yapılmış. Taberi hocam. Taberi miydi? Evet, Taberi. Hanbeli'yi ayrı bir mezhep saymadığı için öldüğü zaman cenazesini gece defnetmek evet. zorunda kalmışlar. Millet evini sarmış. Şey yapmıyor. Yani cenazesini defne bile müsaade etmiyorlar. Genelde bu delil alınan, Kur'an-ı Kerim'in okumaya delil alınan ayet de aynı şekilde فَقْرَوْ مَا تَيَسْتِرَ مِنَ الْقُرْآنِ O ibare yani kulağınıza gelen şeyden okuyun. Diğer dediğiniz gibi hocam başka ayette bu konuda delil alınmıyor. Yine Fatiha'dan önce Besmele okunabilir diyorlar ancak yine Besmele Fatiha'dan değildir. Besmele Fatiha'dan değildir. Değil, o ayrı yani Besmele hatta Ahmed bin Hanbel'den nakledilen görüş yani Besmele Fatiha'dan başında da yoktur diğer surelerin başında da yoktur. Hanefi mezhebinde de öyle. Yani şimdi burada benim dikkatimi çeken şudur. Mekke ve Medine'de bu namazlar öteden beri kılınıyor. Namaz öyle bir ibadet ki her Müslüman günde 5 kere kılıyor. Üstelik toplu halde camilerde kılınıyor. Bu sebeple eğer Fatiha'dan sonra Bismillah çekilecekse oralarda çekilirdi. Ondan sonra yani Fatiha'dan önce besmele çekilecekse orada çekilirdi. Diğer surelerin başında besmele çekilecekse orada çekilirdi. Oralarda bunun olmaması, işte Hanefi mezhebinin de bunu önemsememiş olması, yani Şafilerin bir de hadise yaklaşımındaki mantık farkı. Onlar hadisi de Kur'an gibi Cenab-ı Hak tarafından Resulullah'a yapılan vahiy sayıyorlar. Böyle bir hadis buldular mı tamam diyorlar. Yani olayın sosyolojik tarafını, namazın herkes tarafından kılınan bir ibadet oluş tarafını düşünmüyorlar. Yani Şafilerde öyle bir durum var. İbranice okuyorlardı ya, sonraki Arapça Kur'an indi. Orada biraz değişiklik olurdu muydu namazda acaba? Yani okuma açısından. Şimdi yok yani şimdi Müslümanlar zaten Kur'an-ı Kerim okuyorlar da. Yani biliniyordu ya namaz tabii ki biliniyor. Oradaki İbranice, onlar İbranice kılıyorlardı. Ama Arapça olduğu zaman biraz lafız şeyler değişti ya, orada bir şey olabilir. Onun bir alakasını ben doğrusu kuramadım yani tam da anlayamadım yani dedi. Olabilir mi sorun? Bilemiyorum evet. He? Araştır. Sen misin söyleyen? Araştır bu meseleyi. Evet. Ancak okunursa da bu sesli olmaması gerekir. Çünkü Peygamberimizden nakledilen rivayetlerde bu sesli okumadığı besmeleyi diye bu ama vacip değil. Yine mezhepteki genel kabul edilen görüş iki rekatta Fatiha okumak farz. Mezhepte genel görüş her şeyde rekatta okumak farz. Pardon onu şey yaptım. Ahmed bin Hanbel'den nakledilen görüş ise ilk iki rekatta okumak farz. Fatiha'yı. Son iki rekatta okunması yani farz değil. Şeklini biraz önceki belirtilen görüş. Ebu Hanife'nin görüşü. Evet. Evet. Gerçi Ebu Hanife farz demiyor, vacip diyor. Ama burada şey diyor hocam, burada rivayet de naklediyorlar Peygamber Efendimiz'den. Bununla ilgili muttefakun aleyh olan bir rivayetti. Yine Hazreti Ali'den de bir rivayet var. İki rekatta oku, ikisinde tesbihet şeklinde. Evet, Hanefiler de o rivayet almışlardı. Onun kaynağı ne? Onu da bulabilirim hocam ama şeyi buldum o Subhaneke yerine okunacak duayı. Hı hı. Peygamber Efendimiz tekbir alıyor, susuyor. O arada bir dua okuyor. Diyorlar ne okudunuz? O da Peygamber Efendimiz de diyor ki Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaye kema ba'd de beynel meşriki vel mağribi. Allah ya Rabbi benimle hatalarımın arasını Doğu ile Batı'yı Batı gibi birbirinden ayır. Uzaklaştır evet. Yani. Allahümme nakkini min hatayaya kema yunakka el-thawbul abyadu minel denesi. Ya Rabbi beni hatalarımdan arındır.
beyaz elbisenin kirden arındırılması gibi. Allahümme ağsilni min hatayaya bi'l-thalci vel-ma'i vel-berdi. Ha, sen az önce bulamadım dediğin dua evet, bu. Evet, ha. Muttefakun aleyh, bu da şeyde Buhari Müslim'de var. Buhari Müslim'de, evet. Bir de oku Allahümme. Allahümme ba'id beyni ve beyni hatayaya kema ba'atte beynir meşk. Yok, en son okuduğun ibareyi. Allahümme ağsilni min hatayaya bi'l-thalci vel-ma'i vel-beredi. Ya Rabbi yani. Diyor, beni hatalarımı yıka, işte, karla, suyla ve şeyle, buzla. Evet. Beret buz manası değil mi? Dolu. Hmm. Yani fakat mezhepte kabul edilen yine de Subhaneke duası. Diğer rivayetler tamam. Okunursa da onlar da caizdir deniyor. Çünkü sahihtir şeklinde. Yine bir kişinin Arapça okumayı biliyoruz. Şey ya daha doğrusu gücü ve kudreti varsa duaları o şey okumaya Fatiha'yı Kur'an'dan bu şekilde okuması gerekir. Arapça okuması gerekir. Evet. Gücü ve kudreti yettiği halde okumuyorsa namaz olmaz. Şimdi burada dikkat ederseniz hiç olayın zikir tarafına temas eden yok. Yani. Fakat zikirle ilgili ayetlerden bahseden de yok. Fakat gücü yetiremiyor veya vaktin çıkmasından korkuyor veya şekilde özür varsa bir ayet okur, 7 kere tekrarlar. Tabii Fatiha'dan, yani diğerleri de olmuş. Fatiha'dan olması gerekmez. Başka bildiği şeyleri de okuyabilir buna göre. Namazda öyle dualinden sonra amin denilerek ara verilmesi sünnet. Bu imam için hem de şey için, uyanlar için, cemaat için. Seslenilmesi de. Bu konuda bir de rivayet de naklediyorlar hocam. Bu da Buhari Müslim'de geçen rivayet. Amin denilmesiyle ilgili. Neyle ilgili? Amin denilmesiyle ilgili. Amin, evet. Yani yüksek sesle amin denilmesi. Evet. Yani yüksek sesle o rivayette yok ama amin deyin şeklinde Peygamber Efendimiz'den öyle bir rivayet naklediyorlar. Temel olarak söyleyeceklerim bunlar hocam şimdi. Maliki mezhebinde İmam Malik'in kendisi Mudevven de geçiyor. El-Mudevvenetül Kubra İmam Malik'in görüşlerini yansıtan kendi görüşlerini içeren kitap. Fatiha suresi tekbirden hemen sonra Fatiha okumak esastır. Yani farzdır. Asıl olan bu. Eğer okuyamıyorsa, güzel okuyamıyorsa namazda zikir esas olduğu için namazda kıraatının yerine herhangi bir zikir ifade eden kelimeler söyleyebilir diyor. Zikir esastır ifadesi var mı? Ya ihtelefe fî men la yuhsinul kıraate fekale Muhammed bin Hasnun Sahnun farduhu en yezkurallaha fî salatihi, yani kıraat mevdu'el kıraat, kıraat yerinde Allah'ını zikretmezse zikretmesi yeterlidir diyor. Ha, yani o onun yerine geçer, yani o başka hadislerden yerine dolayı herhalde. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru evet, soruyorlar. Ama ben kıraati sizin üzerinde durduğunuz şeklinde zikir üzerinde durmuyor. Öyle ha, bir şey. Orada da yok yani, evet. Ayakta, kıyamda okunması gerekir. Güç yetmezse oturarak ya da yatarak da okunması caiz. Bir de diğer mezheplere benzemeyen bir görüş vardır. Kıyam kıraat içindir. Eğer kıraat yoksa kıyam da yok diyor. Kıyam düşer diyor. Nasıl kıraat yoksa kıyam düşer? Yani kıraat şöyle diyor mesela ve inneme kâne liyakra'al Kur'an fe illem yuhsin zâlike sakatel kıyam. Eğer düzgün Kur'an okuyamıyorsa ayakta durmasına gerek yok. Ayakta durmasının gereği yoktur diyor. Kıyam bunun delili ne olabilir? Bunu kıyamda okuruz inşallah. Peki bu pek delilli bir şey değil mi? Fethullah'a bak. Şimdi ilgili ayetleri devre dışı bırakınca ne durumlar ortaya çıkıyor görüyor musunuz? Ve şeyde benim burada size Kur'an-ı Kerim işte namazla ilgili okuduğum ayetlerin tefsirlerine bakarsanız nasıl devre dışı bırakıldığında net bir şekilde görürsünüz oralarda. Yani hakikaten anlamsız hale gelmiştir. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ فَذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ ayeti
Yani namaz kılarken olması gerekirken, namazı bitirdikten sonra ayakta yan yatarken ya da işte oturduğunuz yerde Allah'ı zikredin diyor. Peki güzel. Güzel de bunun bir yansıması var mı? Herhangi bir yerde Resulullah'ın böyle bir şey yaptığı var mı? Yok. Yani ne olacak? Yani böyle bir emir verilmiş ama o emirle alakalı hiçbir şeyi kitaplara koymamışsınız. O zaman Cenab-ı Hak da boşuna mı buyurdu? Evet. Müdevvene genelde soru cevap şeklinde olduğu için, soruyu soran ne şekilde sorduysa İmam Malik de o şekilde İmam cevap Malik'in vermiş. Talebesi Sahnun tarafından kaleme alınmıştır El-Müdevvene. O yüzden delillere fazla şey yapmıyor. Yani İmam Malik dedi mi? İmam Malik şöyle dedi. Mezhebin geneli bu yani. İmam Malik şöyle dedi. Kale Malik mesela la yeczillah el-kıra'a fi's-salat hatta yuharrike biha lisanehu diyor. Yani namazda kıraat dilinin hareket etmesiyle okunması gerekir. Zihninde okunması yetmez diyor. Bunu da şu nedenle söylüyor. Yani bunun döneminde Kur'an-ı Kerim'i akşam namazıyla yatısı arasında hatim yapan varmış. 30 cüz'e hepsini bitiriyor. Bunu diliyle hareket okunması onu Bluetooth ile yapıyordu. Yani zihninde okuduğu için İmam Malik diyor ki bu şekilde namazda kıraat caiz değildir demek istiyor. Yani yavaş yavaş detaya inmiyor ama Şafii ile hemen hemen aynıdır. Halbuki ayette şey yapacak olsa ya yani şeyde o Araf suresinin son iki ayetiyle irtibatlandırsa hiç problem kalmayacak. Şöyle bir düşünürsün bitiyor yani bu şekilde. Katarsın. Sayfaları zihninden geçiriyor. Evet, zihninden geçirmekle bu şekilde okunması caiz değil demek istiyor. Maliki mezhebindeki görüş kıraatla ilgili özet olarak bu kadar. Evet yani orada da şey yok. Zikir kelimesi yok. Evet. Tamam. Sen bir şey diyor musun? Zikir kelimesi var da yani başka anlamda. Yok bu manada yok yani. Zahirileri dinliyoruz. Ama bugün Şia yok ya o şeyle Kadri Bey'le irtibat kuracaktı. Unuttuk o internet üzerinden şey yapacaktı. Neyse onu inşallah bundan sonraki derslerde yaparız. Evet buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu yeni mezhebe alışamadığım için havuzun başlamışım. Subhaneke yerindeki zikirler nasıl olur, onun hükmü nedir, o konuya bakmamışım. Eksik biraz. Olsun, eksikler yeter. Yavaş yavaş alışırsın. Mezhep değiştirmek kolay değil. Havuzun itibaren söyleyeceğim. Zahiri mezhebinde namaz kılan herkesin, kadın olsun, erkek olsun. İstersen bak zahiri mezhebi hakkında kısa bir bilgi verelim. Bunlar nasların zahirine yani o ondan ilk anlaşıldığı manaya göre hareket ettiğini söyleyen mezheplerdir. Mezheptir bu. İşte onun usulünü anlatan İbn Hazm, Ahmet bin Hazm var ki herhalde onun kitabından okuyorsunuz evet, değil mi? El Muhalla'dan. O onun bir usul kitabı var. O usul kitabında sünneti Kur'an'ın önüne geçiriyor. Onun için zahiri mezhebinde şeyler İbn Hazm'ın El Muhallasında hadisler ciddi manada ağırlıklıdır. Arada sırada ayet geçer. Ayetle hadis arasında irtibatı kuramadığı için hadisleri de doğru anlayamaz. O boşluklar sık sık oluşur. O boşlukları da kapatmak için ve ma kana rabbuke nesiyya der. Topu taca atar. Rabb Allah unutmuş değildir. Bu da bunda böyle kabul edindir. Ondan sonra cevapsız kalan bir takım gerçekten anormal şeyler ortaya çıkar. Yani Kur'ansız sünnet gerçekten anlaşılmaz. Burada zaten defalarca şey yapıyoruz. Ondan sonra da yine topu taca atar. Der ki la yüselu amma yef'al ve hum yüselun. Allah yaptığından sorum tutulamaz. O sorum tutulacak onlardır. Ya kardeşim bunlar Allah yapmadı ki yani Allah'ın sen Allah'ın kitabıyla Resulünün sünnetini birbirinden ayırırsan işin içinden çıkman imkansızdır işte böyle olursun. Yani zahiri mezhebi böyle bir mezhep. Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bunu okumak farzdır. Her namaz kılana kadın erkek cemaat içerisinde olan veya imam olsun. Her kimsenin her rekette namazın her rekatinde euzubillahimineşşeytanirracim demesi farzdır.
Delili de Nahl Suresi 98. ayet. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Kur'an okuyacağın zaman şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Bu ayetini delil alıyor. Yani bu ayetin delaletiyle her rekatte, her namaz kılanın اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ demesi ferzdir. Eğer اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ veya onundan herhangi bir kelimeyi unutarak namazı başlamışsa, kıraatı başlamışsa, rükuya gidene kadar hatırlarsa geri dönüp avuzu çeker ve kıraatı yeniden başlar. Bu kadar önemli yani. Ondan sonra Besmele'ye geçeceğiz. Besmele konusunda farklı görüş var. Yani Kur'an-ı Kerim'de arkadaşların dediği gibi Bismillahirrahmanirrahim Fatiha suresinde bir ayet midir, değil midir? Bu konuda iki türlü görüş var. Birincisi mesela Kurra'lardan Hemze, Kisai, Abdullah İbni Kesir gibi kariler Besmele Fatiha'nın bir ayettir demiş. Buna göre Kur'an okuyanların Besmele çekmesi farzdır. Eğer Besmele Fatiha'nın bir ayet değildir diyen karilerin kıraatine göre Kur'an okuyan mesela İbni Amir, Ebu Amr ve Yakup gibi kariler Besmele Fatiha'nın bir ayet değildir demiş. Buna göre okuyanlara Besmele çekmesi farz değildir. Şimdi mesela bak kendi kendiyle çelişti hemen şey İbn-i Hazm. Bu kıraat imamlarının hiçbirisi sahabeden ya da tabiinden değildir. Ve bunların en genci hatırladığım kadarıyla Resulullah'tan 125 sene sonra vefat mı etti, doğdu mu yani bayağı epeyce bir sonradır yani. Bunlar delil sıralamasında kendisine dikkat edilecek durumda değillerdi. Yani ona bakıp da besmele çekmek farzdır, değildir demek doğru bir yaklaşım değil. Bir de az önce unuttum. Zahiri mezhebin asıl öne çıkaran kıyası kabul etmemesidir. Tabii kıyası kabul etmemesi usulü fıkıhtaki kıyas açısından doğrudur ama bu defa işi aklı kullanmayı kabul etmeme noktasına kadar uzattığı zaman çok ciddi sıkıntılar oluyor. Çünkü iki türlü kıyas var. Birisi mantıklı kıyastır. Onu kabul etmemek söz konusu olamaz. Yani siz iki olay arasında ilişki kurar, birinden diğerine intikal edersiniz. Bir de fıkhi kıyastır. Fıkhi kıyası konusunda zaten Fatih doktora yaptı. Fıkıhtaki kıyas da kabul edilebilecek bir delil değildir. Çünkü o da tekilden tekile gider. Yani mesela şeyde diyelim ki İbrahim insandır, kamerayı kullanır. Şeydeki bizim köydeki çoban da insandır, o da kamera kullanır. Demek gibi bir şey yani. Böyle tekilden tekile geçtiğiniz zaman bu da çok ciddi problem doğuyor. Yani bazı haklı tarafları var ama işi biraz aşırıya götürdüğü için de sıkıntı kaynağı oluyor. Kendi sistemiyle çelişiyor. Evet. Euzu Bismillah meselesi bu şekilde. Ondan sonra Fatiha'ya gelelim. Fatiha okumak her rekette, her namaz kılanın okuması farzdır. Çünkü Peygamber Aleyhisselam demiş La salate limen lem yakra bi ummil Kur'an. Kur'an'ın anası olan Fatiha suresini okumayanın namazı namaz değildir demiş. Bu hadise dayanarak diyorlar ki imam olsun, imamı uyan olsun, kadın olsun, erkek olsun, her namaz kılan her rekette Fatiha okuması gerekiyor, farzdır. Bunu söylüyor. İmamı uyanın da Fatiha'yı arkasında okuması farzdır. Çünkü Peygamber Aleyhisselam demiş, bir kere demiş ki galiba siz benim arkamda bir şey okuyorsunuz demiş. Evet demiş. Peygamber Aleyhisselam demiş, La tef'alu illa bi ummil kitab. Kitabın anası olan Fatiha'yı okuyun, başkasını okumayın. Yapmayın böyle demiş. Onun sonra demiş ki فَاِنَّهُ لَا سَلَاتَ اِلَّا بِهَا Çünkü onunsız namaz olmaz demiş. Bu delile göre imamı uyandı, arkasında mutlaka Fatiha'yı okuması gerekiyor. Eğer imam ruku diyken yetişmişse biri, o gelir namaza başlar, Fatiha'yı kılar, ondan sonra şey yapar, rukuya gider. Yoksa olmaz diyor. Çünkü bir şey var,
bir hadis var. Mehma esbikkum bihi iza rekatu tudrikuni bihi iza refatu diyor. Yani ben sizden önce bir şey yapmışsam ruku ederken başımı kaldırdığımda siz onun telafisini yaparsınız. Çünkü ben biraz şişmanladım. Fe inni bedentu diyor sonra. Yani ben rukuya giderken siz bana yetişemediğiniz bir şey varsa ben başımı kaldırdığımda siz ona devam edin demiş. Bu Ebu Davud'da geçiyor bu hadis. Onun için hadis bir bütün halde şöyle. La tubadiruni bir rekuin ve la bir sucudun. Ruku ve secde benden önce gitmeyin. Yani ondan önce yapacağınız şeyleri yapın. Ya Fatiha farzdır. Fatiha'yı bitti tamamlamadan ben rukuya gitsem bile siz ayakta Fatiha'yı tamamlayın. Bu şekilde. فَاِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ اِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِ بِهِ اِذَا رَفَعْتُ. Zor bir ibare. Ben ruku yaparken sizden önce bir şey yapmışsam ben başımı kaldırdığımda siz onu tamamlarsınız. Yani işinizi bitirmeden benim arkamdan gelmiyor. Benden önce bu işi yapmayın ama diyor. Ben rüküye gitmişim. Benden önce kalkmayın rüküden. Ama ben kalktıktan sonra siz işinizi tamamlayıp kalkarsınız. Öyle diyor. Ben Allahu Ekber dedim, kıraatte bulundum, rüküye vardım. Siz kıraati tamamlamadınız. Bekleyin, tamamlayın, ondan sonra rüküye varın. Ama siz kıraati tamamladınız, ben tamamlamadım, benden önce rüküye varırsanız olmaz. Öyle diyor. Ondan sonra farklı başka mezheplerde olmayan bir şey var. Mesela rükuya yetişen, o rekete yetişmiş sayılır. Ama bunlar da öyle değil. Diyor ki imam ruku diyken ruku yetişmişse bu olmaz. Bazıları diyor ki men edreke rak'aten fakat edreke salat. Kim rukuya yetişirse namaza yetişmiş sayılır. Hadisini delil alarak böyle diğerleri var. Halbuki onlar hadisi anlayamamışlar. Men edreke rak'aten fakat edreke kıyame vel kıraate diye bir şey yok. Onun için kıyam kıraat farzdır. Rukuya yetişen onun rekat saymaz. Sonra o rekatı yeniden kazasını yapar diyor. Bu da farklılardan bir tanesi. Ondan sonra şimdi başka bir mesele, mesela Fatiha'yı ezberleyemeyen veya Fatiha'yı öğrenemeyen bilmeyenler ne yapacak? Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinden kolayını gelen de okuyacak. Çünkü fakra ve matayesi min Kur'an diye ayet var. Bu ayette buna göre olmuş diyor. Yani bağlantıyı hiç düşünmüyorlar yani. Ya düşünmez. Üzkurullah onlarda da yok değil mi? Yok yok, üzkurullah yok. Ama en kısa zamanda Fatiha'yı ezberlemesi ve öğrenmesi gerekiyor. Öğreninceye kadar Kur'an-ı Kerim'den kendisine kolayını geleni okuyacak. Ondan sonra başka bir mesele var. Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey bilmiyorsa ne yapacaksın? O zaman Arapçadan başka bir dile tercüme edilen tercümesini okuyacak. Ya başka Arapçaya çevrilen haletiyle okuyacak diyor. Yani tefsir gibi bir şey. Yani kendi diliyle okuyacak. Kendi diliyle okuyacak. Ama hiçbir şey bilmiyorsa. Hiçbir şey bilmiyorsa. Yani çabuk öğrenmeye çalışacak. Öğreneceği kadar bunu yapacak. Tercümesini okuyacak. Eğer Arapçadan başka bir Arapçayı bildiği halde kasıtlı olarak yaparsa o zaman namazı geçersizdir. Bu adam da fasık sayılır. Kasıtlı yaparsa. Çünkü Allah Teala demiş ki Kur'an'ın Arabiyen demiş Arapçadan başka bir şey Kur'an değildir. Namazı da Kur'an okuyun diyor. Bunun için de Kur'an okumadığı için namazı geçersizdir. Yani mantığa bak Allah'ın seversen. Az önce söyledim ya, yani çok aşırıya gidiyor. Ya böyle bir mantık olur mu? İnnenzelna Kur'an'ın Arabiyyen başka bir şey. Niye Arapça indirdiğini Allah söylemiyor mu? Çünkü o toplumun dili dolayısıyla öyle yapmış. O zaman ne diyor? Belliğ ma unzile ileyke min rabbik diyor. Rabbinden sana indirilen tebliğ et. Tebliğ ne demek? Muhatabın tam anlayacağı şekilde anlat demektir değil mi? O zaman neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
şeyde yani diğer ümmetlere de Resul gönderildiğini ifade eden bir ayet vardı. İnni Resulullah ileykum cemi'an. Ben sizin hepinize Allah'ın Resulü olarak gönderilmişimdir diyor. Şimdi herkese Allah'ın Resulü olarak gönderildiyse Arapça olması, Arap dilinde olanlara tebliğ ile sınırlı olduğu, onun için Arapça olmuşsa o zaman diğer toplumlara tebliği ancak kendi dilleriyle olabilir. İşte bu tür yanlış anlayışlar gereksiz, hiç olayın özünü şey yapmayan, kaybeden deliller işi anlaşılmaz hale getiriyor. Halbuki akimiz salateliydeki iki haftadır anlattığımız ayetler son derece açık. Ama ayetlerden hiçbirisine maalesef temas etmiyorlar. Evet. Başka bir mesele. Fatiha'dan sonra Zemmi-i Sure, Fatiha ile Zemmi-i Sure arasında ağızı çekmek farz değildir. Evet, o sünnet, evet. Fatiha bittikten sonra cemaatin amin demesi farzdır. İmamın amin demesi sünnettir ve iyi bir şeydir. Çünkü hadiste Peygamber Aleyhisselam demiş: "İza kâlel imam ve dâlin fekûlû amin." İmam ve dâlin dedi mi siz amin deyin demiş. Buradaki emir de vücubu ifade eder. Bu vücub da farzdır. Onun için ve dâlin dinleyen cemaatin amin demesi farzdır. Bitti. İyi. Acemi olduğu için az bir şey. Neyse, yavaş yavaş ustalaşırsın, bir şey olmaz. Allah kolaylık. Aynıdaki şey? Hadis. Fil kıraa. Tamam. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Cemal Bey biliyorsun bizim Arapça bölümünün hocasıdır. Kendisi aslen Filistinlidir. Buyurun. Lakin mecmua min el ahadis şerife hiye kesire. Lakin nakra ba'daha bima yufi el garad. Belki bu kıraat konusunda çok sayıda hadis var ama az okuyacağım, yani ihtiyacı karşılayacak şekilde. الحديث الأول عن أنس بن مالك يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أنس بن مالك demiş ki المصدر. المصدر البخاري ومسلم. البخاري ومسلم ده geçen bir hadiste Enes bin Malik demiş ki ben Resulullah'ın arkasında Ebu Bekir ve Ömer'in arkasında namaz kıldım. Hiçbirinin sesli olarak besmele çektiğini görmedim demiş. Buhari ve Müslim hadisi. Enes bin Malik çok önemli bir zattır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakın hizmetinde bulunmuş çocukluğundan itibaren. Bu sebeple ondan gelen şeyler, rivayetler diğerlerine tercih edilir. Yani Resulullah Fatiha okurken Bismillah diyerek okumamış. Bir sure ilave ederken başında Bismillah dememiş. Demin de işte Mekke ve Medine'de bunun olmamış olmasını da birleştirdiğiniz zaman tam resim birbirine şey yapıyor, oturuyor. Evet. El hadis-i meşhur: "La salate limen lem yekra bi Fatiha'til kitab." Hadis-i meşhur. Bir de işte bu kitabın Fatiha'sını okumayanın namazı olmaz hadisi arkadaşlarımız onu okudular. Hadis-i musi salatehu yekul الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. Tamam. Namazı güzel kılamayan birisi vardı. Zaman zaman burada tekrarlıyoruz. Bir kere namaz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kul fasalli fe inneke lem tusalli. Yani kalk namazını kıl, senin namazın olmadı diyor. Bir daha yapıyor. Ondan sonra ya Resulullah peki namaz nasıl kılayım diyor. Diyor ki işte namaz kılacağın zaman tekbir alırsın. Fekebbir. Sonra kendinde olan, yani zihninde kolayına gelen bir Kur'an'dan bir ayeti okursun diyor. Mesela burada Fatiha okursun dememesi de çok önemli, yani şey açısından. Evet. Ve an Ebi Katade tekal kâne aleyhisselam yekra'u fırrak'ateynil evleyeyn min salatı zuhri bi fatihatil kitabı ve suratayn.
يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. متفق عليه. نسيت اسم الراوي. أبي قتادة. أبي قتادة. نعم. Şimdi Ebu Katade'den gelen rivayette, gene bu da Buhari Müslim. Tamam. Orada gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğlen namazında, ikindi namazında Fatiha'yı okur. Arada sırada da okuduğunu işittirir imiş. Ki bu gene şeye uyuyor, Dunel Cehre uyuyor yani. Yüksek sesle değil ama yanındaki işitebiliyor. Sonra birinci rekatta uzunca bir sure okuyor, ikinci rekatta ondan kısa bir sure, iki sure okuyor yani şeyde, öğlen namazında. Aynı şeyi ikindi namazı için yapıyor. Birinci rekatta uzun, ikinci rekatta kısa. Aynı şeyi sabah namazı için yapıyor. Birinci de uzun, ikinci kısa. Leyselli el mağrib vel işâ rivâye. Tamam. Yani akşam ve yatsı namazları ilk için bu. İlk iki rekatlarda şey yapıyor, sure ilavesini ilk iki rekatlarda yapıyor. Bir ve ikinci rekatlarda. Tabi sabah namazının tamamı iki rekat olduğu için o da okuyor. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. هذا في الليل أو النهار؟ هذا طبعا في صلاة الليل. لكن هو لم يوضح هذا. أبو هريرة رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة-i bitirdiği zaman آمين derdi. Yani insanların duyacağı şekilde amin derdi. Orada gündüz mü gece mi olduğuna dair bir ifade yok. Ama gece olduğu anlaşılıyor. Evet. وروى البخاري أيضا في هذا الباب قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Yine Buhari'de geçen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki İmam amin dediği zaman siz de amin deyin. Çünkü veştereku meleke. Yani hiye meleke tu'min. Melekler de o arada amin derler. Sizin amininiz meleğin aminine de tam denk gelirse geçmiş günahlarınız bağışlanır. Yani Fatiha'nın arkasından imam amin dediği zaman siz de amin deyin. O arada melekler de amin der. Birbiriyle aynı ana geldiği zaman günahlarınız bağışlanır. وعن أبي سعيد قال كنا نحرز قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة الله وفي الأخريين قدر النصف من ذلك أوليين نمازها في الظهر والعصر في الظهر والعصر تمام öğle ile ikindi namazlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci rekatta secde suresi kadar. Kaç ayet bir baksana secde suresi. He? Üç sayfa. Üç sayfa. Birinci rekatta üç sayfa okuyor. İkinci rekatta onun yarısı kadar okuyormuş. Evet. Lakin ve yukmil el hadis ve yekul fil uleyn min el asr ala kadr el uhrayn min el zuhr. Yani bi nisf sure secde. الأخرى يعني هو يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة لا يقصد هذا إنما في الظهر في صلاة الظهر في الركعة الأولى والثانية يقرأ بقدر سورة السجدة تمام لكن في العصر في الركعة الأولى والثانية يقرأ بقدر نصف سورة السجدة أبي باشكر روايته ده ikindi namazında, öğlen namazında okuduğun, ikindi namazın ilk rekatında, öğlen namazında okuduğun yarısı kadar okurmuş. Kaç? 30 ayet. Ha. Secde suresi 30 ayet. 3 sayfa mı? Evet. Ve an Ebi Hureyre'te kal, kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakra'u fî salâtil fecri yevmel cum'ati elif lam mîm tenzil es-secde ve hel etâ alel insâni
اللي هي سورة الإنسان حديث متفق عليه. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma sabahları secde suresini ve arkasından da insan suresini, yani birinci rekatta secde suresini 3 sayfa, ikinci rekatta da insan suresini, o da 2 sayfa kadar, değil mi yani? 2 sayfadan birazcık az. Evet. İnsan suresini okurmuş. Hel etâlel insâni hînü neddâh. وعن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. İşte zikir bu. Değil mi? Muhteşem bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Kur'an okuduğu zaman rahmet ayeti geldiği zaman ya Rabbi bana da nasip et diyor. Bak bütünleşiyor kendisi. Kur'an'la bütünleşiyor. Namaz kılarken rahmet ayeti gelirken ya Rabbi bana da nasip et diyor. Azap ayeti geldiği zaman ya Rabbi sana sığınırım bunun azabından diyor. Bu çok mühim. İşte zikir yani bu anlamla bütünleşiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve siz anlamını bilmeden nasıl bütünleşecek de rahmet ayetiyle alakalı şeyde bir ara Kenan Evren konuşuyordu. Adam Kur'an okunuyor, ağlıyor. Halbuki miras taksimatından bahsediyormuş diyor ayet. belki babasının ölümünü hatırlamış, ağlamış da olabilir. Tabii ne olduğunu bilmediğiniz zaman okuyucunun sesi sizi ilgilendiriyor. Ama anlamını bildiğiniz zaman işte tam zikir o oluyor. Evet. Su'ile Enes'un keyfe kâne kıra'atun nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fekal kânet medden ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. Enes bin Malik'e sormuşlar, demişler ki Resulullah'ın kıraati nasıldı? Uzatarak okurdu demiş. Yani çok böyle hızlı Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yani muhatap tam böyle rahat bir şekilde alsın diye. Şimdi şöyle düşünün, şuraya çok hızlı bir yağmur yağdığı zaman mevcut toprağı da alır götürür ama yavaş yavaş yağarsa toprak onu emer. Dolayısıyla insan da çok hızlı okuyanlar var, herhalde onlar okuduklarını anlıyor mu anlamıyor mu bilmiyorum ama yani anlayarak okumak için de yavaş yavaş şey yapmak lazım. Resulullah o şekilde okuyormuş. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر أو من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول الله قال فإني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه عظيم Bu da çok mühim yani. Şimdi şeyin İmam Şafii'ye duyurur demek lazım burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde hadha fil Buhari. Hadha inde Ebu Davud ve Nesai ve Tirmizi. Ebu Davud, Nesai ve Tirmizi deymiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde yani yüksek sesle namaz kıldırdığı bir sırada namazdan sonra demiş ki ben Kur'an okurken içinizde tekrarlayan var mı demiş. Yani kendisi de Kur'an okuyan var mı? Birisi demiş evet ben de okudum. Ben de niye böyle şey yaptım? Yani namazda sanki birisi benimle çekişiyordu. Yani böyle bir huzur kaçıcı bir durum oldu. Ben de niye böyle oldu diye düşünüyordum diyor. Yüksek sesle Kur'an okunduğu zaman dinleyin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi işte şu Kur'an sünnet bütünlüğünü görüyor musunuz? Yani o şeydeki Araf suresinin o sonundaki feyda kuri'el Kur'an festemi'u lehu ve ansitu. Yani Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin ve susun. Resulullah da öyle diyor. Susun, dinleyin diyor yüksek sesle okuduğum zaman. Şimdi imam okurken siz de okursanız bu gerçekten çok rahatsız edici bir durum olur. Evet. Lakin hazih rivaye tastatni al qira'at al Fatiha hatta law kana al imam yaqra. Rivayet mezkura. Sa'qra. Abi başka kıraat evet. Wa an Ubadah qal salla Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem as-subha fa thaqulat alayhi al qira'atu fa lamma ansarafa qal inni araakum taqra'una min wara'i imamikum.
قال قلنا يا رسول الله أي والله قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها رواه أبو داود والترمذي. Evet. Burada İmam Şafii kazandı. Evet, Ebu Davud ve Tirmizi'de geçen bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırmış. Hani Ubade'den geliyor rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırmış. Uzunca okumuş. Yani insanlara biraz daha fazla gelmiş yani şey. Demek ki çok ayakta durmuşlar herhalde. Sonra geri dönmüş, demiş ki siz de benimle beraber namazı bitirdikten sonra siz de benimle beraber Kur'an okudunuz mu? Evet vallahi biz de okuduk. Bu defa cemaat toptan adeta diyor yani. İşte deminki gibi değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şey yapmayın diyor. Yani imam Kur'an okuduğu zaman dinleyin, yüksek sesle okuduğu zaman dinleyin. Sadece Fatiha hariç, çünkü Fatiha olmadan namaz olmaz. Bu da Ebu Davud, Nesai ve Tirmizi de geçiyormuş. Tamam. An Rifa'at ibn Rafi' en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem allama raculan as-salata fekal إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. عظيم. Bu da çok güzel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisine namaz kılmayı öğretiyormuş. Demiş ki eğer Kur'an-ı Kerim'den bir şey biliyorsan oku. Bilmiyorsan la ilahe illallah de. İşte Allahu Ekber de. Yani böyle kolayına gelen zikirleri yap. Kaçırdığın bir şey olmadı değil mi? Aynen, tamam. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني. Evet, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, demiş ki ya Resulullah ben Kur'an'dan hiçbir şey bilmiyorum. Namazda bana yetecek bir şey söyle demiş. Yani bildiğim bir ayet yok. قال كل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Demiş ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah, şey subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bunları söyle demiş. Yani çünkü bir Arap için bunu söylemek zor bir şey değil. Oldukça kolaydır yani. Ne diyor? İşte subhanallah, ya Rabbi sana boyun eğerim. La ilahe illallah, senden başka ilah yoktur. Allahu ekber, Allah en büyüktür. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِاللّٰهِ Güç ve kuvvet yalnız Allah'ın vermesiyle olur. Velhamdülillah. Hamd Allah'a mahsustur. Yani Allah yaptığı her şeyi güzel yapar. Tamam, peki. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Şimdi Cemal Türkçeyi anlıyor da konuşamıyor. Ondan dolayı Arapça yapıyor. Yoksa dolayısıyla teşekkürümüzü Arapça yapmamıza gerek yok. Bizim devamında Cemal Hoca şey yapmıştı. Biz Zeyha Hoca ile namaz kitabını yazarken bulmuştuk. O kişi diyor ki ya Resulallah hazza lillahi diyor. Bu hepsi Allah içindir. Femali minasara. Benim için bu namazda ne var diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki o zaman kul Allahümme ehdini ve rizukni ve afini şeklinde bir Bu da çok enteresan. Az önceki dua hani ya bu tamam bu hep Allah için ama ben kendime bir şey istemiyorum namazda. Bu ne olacak diyor. O zaman ne diyor? Fekul Allahümme ehdini ve rizukni. Ya Rabbi sen bana beni yola getir, doğru yola getir. Bana rızık ver ve bana sağlık ve afiyet ver diye dua et diyor namaz kılarken. Tam Fatiha'nın karşılığı bir şey herhalde. Fatiha'nın karşılığında evet. Evet. Peki sorular. Sorulardan önce sonuç hani siz bir daha bir toparlama yapsanız. Yok toparlama yapmayacağız. Biraz daha sabır. İki hafta daha var mı? Biraz da. Önümüzdeki hafta zaten inşallah şeyden Ankara İlahiyat Fakültesi'nden bir arkadaşımız gelecek. Burada bir konuşma yapacak. Ahmet Bey. Neyle alakalı? Ankara İlahiyat Fakültesi'nden. Neyle alakalı? Şeyle ilgili.
din siyaset ilişkisi konusunda konuşacak. Allah nasip ederse. Yok. Ahmet Bey şimdi soyadı aklımdan çıktı. Neyse. Evet. İlan ederiz inşallah. Bugünden itibaren. Ondan sonraki hafta belki buna bir toparlama yaparız. Yani şimdi bazı şeyler kolay hazmedilmiyor. Tabi yedikten sonra birazcık şey yapacak, üstüne gazlı içecekler alacaksınız, bir takım şeyler, soda falan filan. Biraz da yürüyeceksiniz, öyle birden bire hazmedilebilir mi? Yavaş yavaş. Evet. Akşam namazının 3, yatsı namazının da 3 ve 4. rekatlarında niye kıraat sessiz yapılıyor? Hani bu da namazın aslının 2 olduğunu göstermez mi? Bunu çok söylüyorlar internette. Hani akşamda 2 rekatta sesli okunuyor, yatsıda da sadece 2 rekatta sesli. Demek ki 3 ve 4 sonradan ilave edilmiş. Şimdi bunlar bile ibadettir. İbadet konularına taabbudi denir. Yani Allah nasıl istemişse öyle yapılır. Burada akıl yürütülmez. Yani şimdi siz buradan dersiniz ki niye seferde 2 rekatta Hazarda, yani sefer dışında 4 rekat, korku sırasında 1 rekatta niye böyle? Bunun niyesi yok. Bu ibadettir. Allah böyle yap dediği zaman öyle yapılır. Burada akıl yürütülmez. Sadece Allah'ın nasıl emrettiğine bakılır. O şekilde yapılır. Farz edin ki bu kişilerin dedikleri doğru. Aslı 2 rekatta şimdi böyle. Tamam böyle. Yani aslı 2 rekat olabilir ama sen şimdi böyle yok. Böyle yapacaksın. Bu Hazreti Peygamber'in iştihadıyla 3-4 olmuş. Olamaz. Yani Allah dememiş buna. Peygamber kendi içtihadıyla 3'e 4'e. İşte onun sünnet olduğunu gösteriyor. İşte, en az 2 kıldın mı yeterliymiş. Bunlar kendilerini Allah yerine koyan insanlardır. Çok net ve açık. Namaz konusunda kendisini Allah yerine koyan hocalar ortaya çıkmış. İnşallah onunla ilgili de ayrı bir ders yapacağız Allah nasip ederse. Namaz bilmem sosyal bilmem ekonomi bilmem ne saçma sapan destekmiş, köstekmiş falan filan. Ben daha önce de söyledim, burada da söylüyorum. Bu insanlar cehenneme gitme hürriyetlerini kullanıyorlar. Gidebilirler. Kimsenin cehenneme gitmesine engel olacak halimiz yok ama insanların zihinlerini bozdukları için de bu konuda ayrı bir ders inşallah yapmamız lazım. Fatih onu da bir sıraya alın da bu konuda ayrıca ayrı bir ders yapalım. Kendilerini Allah yerine koyarak Kur'an-ı Kerim'i kendilerine uyduran hocalar ortaya çıktı maalesef. Bununla birlikte birçok insan da sağda solda Kur'an kendini Allah yerine koyarak haşa Kur'an-ı Kerim'e şekil şemail veriyorlar. Halbuki Allah-u Teala Kur'an'ı kendisinin açıkladığını söylediği halde bir başkasının açıklamasını kendini Allah yerine koymak olarak değerlendirdiği halde bunlar kelimeleri çekerek, ayetin tamamını değil bir kelimeyi çekerek Arapların bilmediği bir mana yükleyerek onu kelimeye, bu kelimenin belki yükledikleri bir mana doğru da olabilir. Ama her kelimenin anlamı kendi bağlamıyla birlikte anlaşılır. Anlaşılır kendi kafalarına göre yeni bir şekil, şemail çiziyorlar. Bunlar tabii olacak, imtihan dünyasıdır. Bu olmadan da olmaz. Ama biz de İnşallah doğrusunu anlatacağız. Kesinlikle Resulullah'ın içtihadıyla olamaz. Resulullah nedir? Allah'ın elçisidir. Allah'ın elçisi din konusuna hiçbir şey koyamaz. Böyle bir yetkisi yoktur. Elçi kendisine verilen görevi yerine getirendir. Allah-u Teala Maide suresinin 49. ayetinde diyor ki وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاهُمْ Onların arzularına uyma diyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de olan neyse Resulullah'ın yaptığı da odur. Onun dışında hiçbir şey yoktur. Hemen oradan peki Kur'an'da namaz var mı diyorlar. Böyle tabi şey var, bir de yanlış oluşmuş geleneğin çıkardığı çok ciddi eksikler ve sıkıntılar var. Geçmişi olmayan bir din anlayışı var. Onu da zaman zaman burada zaten anlatıyoruz. Namaz Adem Aleyhisselam'dan beri bütün ümmetlerin günde 5 kere kıldığı ve aynı şekilde kıldığı bir ibadettir.
Bugünkü ders ışığında şunu bir defa sorabiliriz demiş. Namazda Fatiha okumak şimdi farz mı değil mi? Fatiha bildiğimiz halde başka bir soru okusak olur mu? Şimdi Fatiha'nın yerini gerçekten hiçbir şey tutmaz. Yani o seb'an minel metani de var. O konu üzerinde evet. O da var. Onun üzerinde durmadık. Belki bundan sonraki şeyde durabiliriz. Çünkü o farklı. Fatiha hakikaten Kur'an-ı Kerim'in tamamının özeti oluyor. Siz Fatiha'yı namazda düşünerek okursanız Kur'an'ı baştan sona kadar şöyle bir gözden geçirmiş gibi oluyorsunuz. Kıraat şartı da yerine gelmiş oluyor zaten. Kıraat şartı da yerine gelmiş oluyor. Kıraat şartı yerine gelmiş oluyor. Kur'an'ın azimdi. Evet. Evet. Yani onun üzerinde onun için diyorum yani unutmayın da bu Fatiha çünkü üzerinde ayrıca durulması gereken son derece önemli bir sure. Onun yerine hiçbir şey tutmaz ama bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte Cemal Bey'in okuduğu Enes Hoca'nın da tamamladığı hadislerde o adam bilmiyorsa sık boğaz etmiyor. Sen de şunu yap diyor, bunu yap diyor. Hatta adam itiraz ediyor. Peki bana ne? Hep bu Allah için dua ettim, benim için bir şey yok mu derken ona da. Evet. Sen de şöyle yap diyor. Yani dini en kolay yaşanacak şekilde insanlara anlatıyor. Evet. Evet. Farz namazlarımızın ilk iki rekatında Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okuyoruz. 3 ve 4'lerde okumuyoruz. Bu şekilde öğrendik. Doğru mu? Kur'an ve sünnet dışında. Şimdi Zamm-ı Sure işte burada da şey yaptı, hadisleri de okudu. Resulullah 1 ve 2. rekatlarda okuyormuş. 3 ve 4. rekatlarda değil. Farzlarda. Yani dolayısıyla yaptığımız doğru, yanlış değil. Ayakta durmaya güç yetiremeyen yatalak hastaların yanları üzerine yatarak kılması kastedilmiyor mu okuduğunuz ayette? Hangi ayette? Ve alâ cunûbikum'de. Yani hastalar nasıl kılacak namazı diye. Ve alâ cunûbikum ayetinin onunla hiçbir alakası yok. O bir öncekisiyle birlikte bak Nisa suresi 102 ile birlikte bakarsanız o namazı bütün erkanıyla kılan kişilerden bahsediyor. Onu görürsünüz orada. Diğeri Bakara suresinin 189 muydu ya? 239. ayetinde فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالَنَا اُرُكْبَانَا yani korkarsanız yürüyerek ya da binili olarak kırarsınız diyor ya. Şimdi hastanın şeyi var. Yani bir korkusu var. Yani ayağa kalktığı zaman pat diye düşecek. Yani onun dışında zaten şey yapmıyor. Allah-u Teala de la yükellifullahu nefsen illa vus'aha diyor. Kimseyi kendi gücünün üstünde bir yükümlülükle yükümlü tutmayacağını ifade ediyor. Hastanın durumu farklı yani bu en fazla Bakara 239 kapsamında düşünülebilir. Evet. Son bir soru olsun. Ebu Hanife'nin mezhepsizlik dinsizliğe açılmış bir köprüdür şeklinde bir sözü var mı? Vallahi Ebu Hanife öyle bir şey söyleyecek bir insan değil. Ebu Hanife bir kere hiçbir zaman mezhep kurdum diyen bir kişi değildir ama bu tür şeyleri söylerler. Mezhep şimdi mezhep bir görüştür. Yani insanların bir başkasının görüşüne uyması değil. İnsanların uyması gereken Allah'ın kitabı ve Allah'ın Resulü'dür. Onun için biz sadece Müslümanız. Bu daha çok bize karşı söylenen sözlerden yani Ebu Hanife eğer siz o dönemle ilgili şey yaparsanız Ebu Hanife mezhepsizin önde gidenidir. Yani bir başkasının mezhebine uymuş değil, değil mi? Böyle bu tür şeyler uydurulur daha sonra. Tamam mı? Neyse ben burada bir de şey yapayım. Geçen de bana bir video dinlettiler. Ebu Bekir Sifil şey yapmış. Bakara suresindeki ve idiptela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin ayetiyle ilgili olarak İmam Maturidi'nin tefsirinden benim yaptığım bir nakli esas alarak tiksindirici bir ifade kullanmış. Şimdi bu tür şeyler bugünlerde biraz fazlaca arttı. Şimdi Ebu Bekir Sifil'i ben geçenlerde televizyonda gördüm. Daha önce hiç görmemiştim.
Kendisiyle de tanışmıyoruz. Baktım yani maşallah ağzı laf yapan, böyle ekranı da gayet güzel kullanan birisi. Ben şimdi burada ona teklif ediyorum. Çok açık bir şekilde kendi moderatörlüğünde olsun, kendi idaresi. Bir televizyon ekranına Türkiye'den ya da yurt dışından, dünyanın neresinden hangi alimi çağırıyorsa çağırsın. Konuda sadece o diksindiği konu olsun. Başkası değil. Hani hangi ifadeden benim İmam Maturidi ile ilgili söylediğim hangi ifadeyi diksindirici bulmuşsa o konuyu ekranda dünyadan güvendiği hangi alim varsa çağırsın. Türkiye şartı yok. Orada tartışalım. Buradan ben de ona davette bulunuyorum. Kendisi de yönetsin o tartışmayı. Peki, teşekkür ediyorum.